dostlarım, iyi akşamlar, merhabalar. Ben Işık abla. Şu anda canlı yayındayız. Evet, canlı canlı ve telefonlarımız açık. Eğer beni aramak istiyorsanız, duaya ihtiyacınız varsa, mucizeye ihtiyacınız varsa, yeniden, yepyeni bir hayata başlamaya ihtiyacınız varsa, üzerinizde bazı lanetler var, bazı sıkıntılar var. Bu kara bulutlar bir türlü gitmiyor, gitmek bilmiyor. Ne yaparsanız yapın, bir yere sıkışmış kalmışsınız. Eğer kendinizi böyle hissediyorsunuz bu akşam, arayın, üzerinizdeki lanet zincirlerini kıralım. Eğer belki size büyü yapılmış, şu anda içimden bunu söylemek geldi. Üzerinizde bir büyü var, üzerinizde bir karanlık gücün etkisi var. Bunu hissediyorsunuz ve bu karanlık güç sizi sürekli geriye çekiyor, sürekli aşağıya çekiyor. Bugün bu gücün üzerinizdeki etkisini, etkinliğini kırma akşamınız, kırma gününüz. Rab size yeni bir başlangıç vermek istiyor. Bu programda edeceğiniz dua aracılığıyla. Şu anda görüyorsunuz, telefon numaralarımız ekranda. Bu telefon numarasından arayıp benimle konuşabilir ve beraber dua edebiliriz. Geçen haftadan bugüne kadar pek çok izleyicimiz dua ettikten sonra benimle beraber Rabbin hayatlarında neler yaptığını, İsa Mesih'in ne mucizeler üzerine ne mucizeler gösterdiğini paylaştı benimle ve bu benim yaptığım bir olay değil ama Rab kendi kullarına, öğrencilerine hediyeler veriyor. Ve şifa hediyesi benim ondan aldığım hediyelerden bir tanesi. Mucizelerin ortaya çıkmasının hediyesi bunlardan bir tanesi. Ve Rab bu akşam diyor ki, sen de kardeşim umutsuzluğunun içinde umudunu, sevgisizliğin içinde sevgiyi, bütün kötülüklerin içinde benim iyiliklerimi alacaksın. Sana vereceğim hazineler ve hediyeler var diyor. Bu akşam sizinle paylaşacağım konu Rabbin, Tanrı'nın krallığı, Allah'ın krallığından bahsetmek istiyorum size. Dünyada pek çok krallıklar var, dünyada pek çok egemenlikler var. Fakat filmlerde bile gördüğünüz iyi ve kötünün savaşı var. Filmlere bakın. Her Hollywood'dan olsun, ülkemizden olsun, diziler olsun, iyilerin ve kötülerin savaşı. İşte Süpermen'e bakıyorsunuz, Batman'e bakıyorsunuz, Örümcek Adam'a bakıyorsunuz. Birisi dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Demek ki bir anlayış var. Bir yerden bir anlayış geliyor. Şimdi iblisin yapmaya çalıştığı şudur. Gerçeği bir parça alıp yalanıyla kaplayıp bize altın kaplama nasıl olur? Gerçekten altın değildir. Ne yaparsan yap gerçekten altın yapamaz. Altın kaplama, suya batırıp çıkarıp bize satmak, yapmaya çalıştığı o her zaman için. Ve siz de bakıyorsunuz etrafınıza, bir kötüler, kötü güçlerle iyilerin savaşı var. Nereye giderseniz gidin, dünyanın neresine giderseniz gidin, bu var. Ben bugün size belki görmediğiniz ama bugünden itibaren görmeye başlayacağınız krallıkların savaşından bahsetmek istiyorum ve Tanrı'nın krallığından bahsetmek istiyorum. Çünkü eğer siz gerçek Tanrı'yı biliyorsanız onun krallığına mensupsunuz. Onun krallığına aitsiniz. Belki şu anda kafanızı iyice karıştırdım. Çok iyi başardım kafanızı karıştırmayı. Ama görünmeyen güçlerin savaşı var etrafımız. İster görün, ister görmeyin. Ve bu savaş sizi etkiliyor. Çünkü kötü ruhların etkisi, kötülüğün krallığı, iblisin krallığı bu dünyada etkisini gösteriyor. Ve ben bugün size bu anlayamadığınız, belki hissettiğiniz, uzun zamandır hissettiğiniz, uzun zamandır ağırlığını, baskısını üzerinizde hissettiğiniz, fakat bir türlü açıklayamadığınız, bir türlü bir çare bulamadığınız bir olayı size açıklamak istiyorum. Ve bunu açıklarken tabii ki benim inandığım kutsal kitaptaki ayetlerden bahsedeceğim size. Fakat daha ona geçmeden sizin de bir hissettiğiniz, yaşadığınız bir karanlık güçlerin etkisinde olay var. Bir diziyi seyrediyorsunuz, değil mi? Orada iyi ile kötünün savaşını görüyorsunuz. Seyrettiğiniz dizilerde bile entrikaları olan insanlarla, saf, temiz kalpli, işte birbirini seven, birbirine kavuşmaya çalışan insanlar, onun tarafın öbür tarafta da onların kuyularını kazan, işte adamı ele geçirmeye çalışan kadın, bilmem. Neden? Çünkü bir tarafınızda şunu anlayın ki bütün düzen iyiler ve kötülerin birbiriyle olan savaşı üzerine kurulmuş bu dünyada. Bir kere bunu anlamanız lazım.
Ama size şunu söylemek istiyorum. Pek çoğunuz bana yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya siz neden bahsediyorsunuz? İyiler hiçbir zaman kazanmıyor. İşte dürüst olduğun zaman her zaman eziliyorsun. Her zaman kötüler kazanıyor. Bu dünya kötülerin dünyası. İşte verenler değil alanlar, sömürenler, ezenler kazanıyor. Ve ben size bugün şunu söylemek istiyorum. Onlar kazanmıyorlar. Siz onların kazandıklarını zannediyorsunuz ya da kazanmışlıklarını görüyorsunuz. Ama kazandıklarını parayla değerlendiriyorsunuz. Ama asla ve asla kötüler kazanmıyor. Asla ve asla karanlık güçlerin krallığı başarılı olmuyor. Bir kere bunu bugün eğer hiçbir şey programdan anlamıyorsanız, anlamayacaksanız ya da her şeye karşıysanız şunu bir kere anlayın. Asla ve asla kötüler kazanamayacak. Asla ve asla kötülüğün, iblisin, yalanın, riyanın, iftiranın, dedikodunun peşinden giden insanlar kazanmayacaklar. Zinanın peşinden giden, pornonun peşinden giden, kendini mutlu etmek için yaşayan insanlar, egoistçe yaşayan insanlar kazanmayacaklar. Ne kadar çok siz etrafınızda onların başarılı olduğunu görüp yanılsanız bile. Çünkü bu yanılgıyı size vermek isteyen, İblis. Bu gerçek değil. Her zaman ve her zaman Tanrı'nın peşinden giden Rabbin çocukları ve doğruluğun, dürüstlüğün ve onun krallığının peşinden gidenler kazanacaklar. Ama bu kazanmayı siz eğer para olarak değerlendiriyorsanız o zaman yanılıyorsunuz. Şimdi çok önemli ayetlerden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü pek çoğunuz umutsuzluk içinde yaşıyorsunuz. Pek çoğunuz diyorsunuz ki neden böyle oluyor, neden şöyle oluyor? Artık Işık abla nasıl dua edeceğimi bilmiyorum. Artık ben ne yapacağımı bilmiyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Neye inanacağımı bilmiyorum. O kadar kafam karıştı ki. O kadar çok olaylar, kötü olaylar benim başıma geliyor ki. Neye inanacağımı, neye tutunacağımı bilmiyorum. Ve size Rabbin bugün söylemek istediği birkaç söz var. Tanrı'nın, sizi Yaradan'ın size söylemek istediği bir söz var. Matta 6. bölüm 31. ayetten başlayarak okuyacağım size. Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Evet biliyorum, kaygılanıyorsunuz ama bunun için kaygılanmayın. Kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Böyle şeylerin peşinden giderler. Siz Oysa göksel babanız bütün bunlara ihtiyacınız olduğunu bilir. Bütün bunlara ihtiyacınız olduğunu bilir. Yani Rab sizin yemeye, içmeye, ekmeye, her şeye ihtiyacınız, neye ihtiyacınız olduğunu biliyor bir kere. Bir kere bundan kuşkunuz olmasın. Sizin saçınızdaki, başınızdaki saçların, tellerinin sayısını bilen bir Rab'be inanıyorsunuz. Gökyüzündeki yıldızların isimlerini bilen, sizi daha önce annenizin rahmine koymadan önce isminizle çağıran bir yaradana inanıyorsunuz. Bir yaradana sahipsiniz. Belki inanmıyorsunuz bugün ama öyle bir yaradan var. Ve o diyor ki ben senin neye ihtiyacın olduğunu biliyorum. O zaman Rabbim neden benim ihtiyaçlarımı karşılamıyorsun? İşte bir sonraki ayet bunun cevabını veriyor. Çünkü siz başka şeylerin peşinden gidiyorsunuz. Onun peşinden gitmiyorsunuz. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak, hatta ve hatta kalbinizden geçen istekleri size verecek fazlasıyla, sizin hayalinizin, hayal ettiğinizin ötesinde bile sizi zenginleştirebilecek bir yaradana inanmıyorsunuz. Ve şunu söylüyor arkasından, Matta 6:33. Siz öncelikle onun krallığının ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. Buradaki çeviride egemenlik diyor. Hayır, egemenlik son derece zayıf kalıyor krallığının yanında. Bir krallık var. Bir kral, evet egemenlik olarak da bu kelime çevrilebilir. Hayır ama Rabbin, Yüce Tanrı'nın bir krallığı var. Bir göksel krallık var burada. Bir göksel makam var burada. Ve o makamın egemenliği var. Egemenliği nedir? Gücü var. Doğrusu şu, onun krallığının, egemenliğinin ve gücünün, onun krallığının, gücünün ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir.
Sizin peşinden gittiğiniz zenginlik, sizin peşinizden gittiğiniz köşe dönücülük, sizin peşinizden gittiğiniz belki mucize. Ama diyor ki hiçbirisinin peşinden gitmeyin, hediyenin peşinden gitmeyin, hediyeyi verenin peşinden gidin. Paranın peşinden gitmeyin, o zenginliği size verecek olanın peşinden gidin. Demek ki kaynağın peşinden gidin, o kaynaktan çıkan hazinenin peşinden gitmeyin. İlk önce siz Tanrı'nın krallığının peşinden giderseniz ki bugün size bahsedeceğim konu bu. Siz onun peşinden gittiğiniz zaman her şey tamamlanacak. Her şey düzelecek. Her şey oluruna girecek, yoluna girecek. Siz yeter ki Yaradan'ın peşinden gidin. Nasıl gideceğim Yaradan'ın peşinden? Yani bu bir insanın peşinden gider gibi bir olay mı? Nasıl gideceksiniz? Rabbim senin önüne geldim. Yaradanım hep size öğretmeye çalıştım. Dua şekli bu. Senin önüne geldim. Senden istiyorum beni Yaradan. Bunu ancak sen yapabilirsin. İnsanların peşinden değil. Bakın. Ettiğiniz duada dahi Rabbin, Yüce Tanrı'nın, krallığının gücünün peşinden gidin. Onun görkemi. Neden o krallığı peşinden gidiyorsunuz? Çünkü o onun görkemi, o onun yüceltilmesi. Siz onun peşinden gittiğiniz zaman farkında olmadan yükselmeye başlıyorsunuz. Farkında olmadan suyun üstünde yürüyorsunuz. Farkında olmadan bulutları aşıyorsunuz. Çünkü neden? Sizin gözlerinizi diktiğiniz, sizin kalbinizin istediğiniz, dualarını ettiğiniz olay maddiyat olsa bile maddiyat değil. Onu size verebilecek tek güç Yüce Tanrı. Arayan bir izleyicimiz var, kendisine bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Ve bugün bu... Merhabalar, buyurun. Merhabalar, Luisa Çıkoğlu ben. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Ben de öyle, teşekkür ederim. Ben de Rabbim mucizelerini bir yaşamak istiyorum. Dua istiyorum sizden. Amin. Arkadan bir ses geliyor. Televizyonun sesi mi bu? Sizin şu anda dinliyordum. Ben ev telefonundan sizi aramıştım. Kapatayım bir saniye. Lütfen televizyonun sesini kapatın. Bütün arayanlara sesleniyorum. Kapatın. Televizyonun sesini kapatın. Telefondan okay. Konuşuyorum. Evet. Okey. Evet. Çok güzel. Evet. Buyurun. Şimdi duyabiliyorum sizi. Ben Rabbin mucizelerini kendim imanlı olarak birebir yaşamak istiyorum. Kutsal ruhuyla dolu olarak yaşamak istiyorum. Mucizelerini hayatımda görmek istiyorum. Amin. Siz kutsal ruhla doldunuz mu daha önce? Ben imanlıyım. İmanlısınız. Peki kutsal ruhla vaftiz oldunuz mu tamamıyla? Evet. Evet, çok güzel. Evet. Şimdi dua evet. etmek istiyorum sizin için. Ve bu evet. Rabbin mucizelerini biz neden yaşamak istiyoruz? Çünkü onun mucizeleri bizi güçlendiriyor, bizi yüreklendiriyor, bizi imanda büyütüyor. Ve biz onun mucizelerini yaşadığımız zaman ona daha çok yakınlaşıyoruz. Ve onun için onu yüceltecek şekilde tanıklıklar veriyoruz. Onun mucizelerin amacı kendi yüceliğini bize göstermek. Kendi görkemini, krallığının tadını bize vermek. Ben bu akşam dua ediyorum İsa Mesih'in yaşayan, diri, canlı adıyla. Bugünden itibaren siz onun olağanüstünü, gücünü, olağanüstülüğünü hayatınızda yaşayın. Onun mucizeleriyle, onun ışığıyla, onun görkemiyle yaşayın. Ve bunu yaşarken onu yüceltin tanıklıklarınıza. Ben mucizemi aldım diye yüceltin. Çünkü herkese söylemek istediğim şu. Mucizenizi aldığınız zaman tanıklığınızı vererek daha çok mucize görmeyi arttırıyorsunuz hayatınızda. Yani mucizenin artışı için tanıklık vermeniz gerekiyor. Rabbi yüceltmeniz gerekiyor. Ve bugünden itibaren ben inanıyorum Luis Hanım, sizin hayatınızda Rab gücünü mucizeleriyle daha çok gösterecek. Esenlikle kalın, hoşça kalın. Başka bir arayan izleyicim var, kendisine bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Merhaba Işık Hanım, ben Liza. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Ne paylaşmak istiyorsunuz benimle bu akşam? Sizden ya bir dua isteyecektim. Tabii. Kötülerin yok olmasını isteyecektim. İmanımın güçlenmesini isteyecektim. Tabii, seve seve.
Hepimizin daha çok imana ihtiyacımız var, değil mi? Aynen. Evet, aynen. Ayet diyor ki eğer imanla hiçbir şekilde şüphe etmeden şu dağa yerinden kalk buraya denize kendini at dersen olacaktır diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir hardal tanesi kadar imanımız olsa dağları yerinden oynatabilecek iman gücüne sahip oluyoruz. Bu onun için iman için dua etmek gerçekten çok güzel bir dua. Ben bu duayı yıllar önce etmeye başladım ve Rab ettikçe daha çok iman verdi. Ettikçe daha çok iman verdi. Fakat imanı da verdikçe karşıma o imanla hareket etmemi gerektirecek olaylar da verdi. Ve çünkü iman istediğimiz zaman o imanı kullanmamız için Rab bize olanak veriyor. Ben dua ediyorum bugünden itibaren Rab olağanüstü bir şekilde sizde imanını artırsın, imanınızı artırsın ve siz hayatınızdaki bütün sınırları, bütün limitleri, bütün duvarları, bütün dağları o imanınız gücüyle ilan ederek, İsa Mesih'in gücünü iman ederek ortadan kaldırın. Bütün engelleri önünüzden İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla. Şimdi İsa'yı öğrencileri soruyor. Diyor ki nasıl dua edeceğiz? Bize dua etmesini öğret diyorlar. Nasıl dua? Pek çoğunuz öyle diyorsunuz. Geliyorsunuz, diyorsun, benimle dua ediyorsunuz. Ben İsa Mesih'i kalbime davet ettim Işık abla. Ben İsa Mesih'i çağırdım. O benim kalbimde yaşıyor. Fakat şimdi nasıl dua edeceğim bilmiyorum. Eskiden böyle dua ediyordum. Şimdi nasıl? Şimdi benim size söyleyeceğim şu. Her zaman duayı şöyle yapacaksınız. Kalbinizden geçenleri Rab'le konuşacaksınız. Bu sessiz olabilir, içinizden olabilir. Lütfen bugün size bunu da öğretmek istiyorum. Zannetmeyin dua etmek çok söz söylemek. Böyle tekerleme yapar gibi sürekli aynı şeyleri tek. Bu demek değil dua. Duada içten, kalbinizden konuşabilirsiniz. Ben bazen bir toplantı içinde oluyorum. Ve içimden konuşuyorum Rab'be. Diyorum ki Rabbim seni çok seviyorum diyorum. Ağzımı açmadan. Şu anda diyorum lütfen kutsal ruhunla bu toplantının gidişini sen yönet. Ya da bana bir soru sorulursa bu toplantıda senin bilgeliğine ihtiyacım var diyorum. Bir de dediğim zaman, dua ettiğim zaman her zaman size öğretmeye çalıştığım şu. İnşallah bunu yaparsın demiyorum. Eder etmez diyorum ki senin bilgeliğine ihtiyacım var dediğim anda bana bilgeliğini ver dediğim anda bilgeliğin için teşekkür ederim verdiğin için diyorum. İşte bu imanla edilen bir dua. Demek ki kabul ediyorsunuz, alıyorsunuz. Verilen hediyeyi alıyorsunuz. Pek çok olayda şifada bunu görüyoruz. Kutsal ruhla dolmakta bunu görüyoruz. Demek ki bu duayı ettiğiniz zaman hemen kabul ediyorum, alıyorum. Demek ki imanla kabul edip imanla almanız çok önemli. İnşallah maşallahla olur mu? Rab istiyor mu? Bazı dualar var, bunlar kabul edilmiş dualar. Rab sizi kutsal ruhuyla doldurmak istiyor. Bu kabul edilmiş bir dua. Bu Rabbin istediği bir dua. Demek ki Rabbin isteğini dua ederseniz o dua kesinlikle olmuş. Şifa almanız Rabbin isteği. Bakın imanla dolmanız bu Rabbin cevabı evet dediği bir dua. Bazı dualar gerçekten o anda almanız. Mesela bütün zincirlerimin kırılmasını istiyorum. İsa Mesih senin bana özgürlüğümü verdiğini şu anda kabul ediyorum. İsa Mesih'in yapmak istediği sizin özgür olmanız. Bunları anlamanız çok önemli. Kötü güçlerden kurtulmak istiyorum. Şeytanın baskısından kurtulmak. Tabii ki Rab bunu istiyor sizin hayatınızda. Yani bunu hiç düşünmeyin bile. Acaba Rab bunu benim hayatımda yapmak istiyor mu? Yoksa beni şeytanın eline mi teslim etti? Hayır. Ancak ve ancak şeytanın eline kendisini teslim edebilecek bir güç var, o da kendinizsiniz. Rab kesinlikle bunu istemiyor sizin için. Başka arayan bir izleyicimiz var. Kendisine bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Alo. Alo. Alo, buyurun. İyi günler Işık abla. İyi günler, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Ne güzel. Benim bir sorum olacaktı. Tabii, buyurun. Şimdi sorum şu, Rab İsa düşmanlarımızı da sevmemizi söylüyor. Evet. Peki bu kötüleri de sevmek anlamına mı gelir? Şimdi Rab
bize düşmanlarınızı bile seveceksiniz dediği zaman bu düşmanlarımız insan vücudundaki düşmanlarımız. Çünkü biliyorsunuz Efesliler 6. bölümde 10. ayetten başlayarak diyor ki bizim savaşımız ete kemiğe karşı bir savaş değildir. Karanlık güçlere karşı bir savaştır kısacası. Evet. Tabii burada bizim gerçek düşmanımız aslında insanlar değil. O insanları idare eden ruhlar. Bu yüzden biz zaten o insanları dediğimiz zaman mesela işte komşum benim düşmanım ya da eltim ya da kaynanan benim düşmanım. Hayır, kaynanan senin düşmanın değil. Ama tabii ki neticede düşmanımız gibi davranıyorlar değil mi? Ve Rab diyor ki bize düşmanını dahi seveceksin diyor. Bundan ne demek istiyor? Bizi üzen, bize zarar veren, bize acı çektiren insanları seveceğiz. Onlar için dua edeceğiz. Ama onların içindeki kötü ruhları değil tabii. Hayır, asla değil. Evet. Çünkü o kötü ruh şeytandan gelen bir ruh. Şeytanla ilgili her şeyden nefret edeceğiz. Aynen öyle. Hatta ben bazı konferanslar veriyorum bu konuda, özgürlük konferansları yurt dışında. Bunları verirken diyorum ki insanları seveceksiniz, şeytanlarından nefret edeceksiniz. İnsanları seveceksiniz, cinlerinden nefret edeceksiniz. İnsanları seveceksiniz, seveceğimiz insanlar, ama günahtan, günahlarından nefret edeceğiz. Şeytanlarından nefret edeceğiz. Ama demeyeceğiz, bazı insanlar diyor ki bu insan bir şeytan. Hayır, öyle bir olay yok. Bir insan şeytan olamaz. Gerçekten bir şeytan var. Teslim olmuş. O şeytana teslim olmuş bir insan. Yine de onu seveceğiz. Bakın acımamız lazım. Acımamız lazım, merhamet etmemiz lazım. Size şunu söyleyeyim. O kadar kötü insanlarla tanıştım ki hayatta. Eminim siz de öylesiniz. Şu anda izleyen izleyicilerimiz var. Ama bazı insanları sadece severek cinlerinden kurtardığıma şahit oldum. Bakın. Doğru. İsa Mesih'in sevgisiyle severek. Bazen bazı insanlarda öyle cinler görüyorum ki ve o insan kabul etmeyecek o cinlerin etkisinde olduğunu ve söylediğim zaman oluyor. Tabii hemen insanlar kibirleri ayağa kalkıyor. Rab diyor ki şey yap, sev diyor o insanı diyor. Sev diyor. Yani, başka yapabileceğin hiçbir şey yok diyor o insan için. Ta ki o kişi o cinlerinin baskısıyla sıkılmış bir noktada kaldığının, süründüğünün farkına varıp ya ben kurtulmak istiyorum, bu zincirleri kırmak istiyorum, ne olursa olsun diyene kadar yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden yapacağımız tek şey sevmek. Dua etmek. Dua etmek, ama bu insanlar eğer sürekli şeytanlıklarıyla, yanlış hareketleriyle, kötülükleriyle size zarar veriyorlarsa uzaktan seveceksiniz. Yani bu demek değil ki bir kobra yılanını siz evinizin içine sokacaksınız. Biliyorsunuz ki o kobrada zehir var. Bir şekilde sizi sokacak. Anlıyorum. Yani Rab bizim de çok affedersiniz safça, çok böyle çocukça bir şekilde ben işte düşmanımı bile seveceğim. Sevmenin şekilleri var. Yani illa al düşmanını koynunda yatır diye bir şey söylemiyor Rab bize. Kendinizi koruyun, ailenizi koruyun, ama açsa diyor düşmanına yemek ver. Susuzsa gördün susuz, ona su ver. Eğer düşmanın zor durumdaysa dua et. Ben o kadar çok düşmanım var ki anlatamam. Ben onların bazılarının isimlerini bile bilmiyorum tabii. Bütün bu televizyondan seyreden. Ben hepsi için dua ediyorum. Rab bereketlesin onları diye. Umarım cevap verebildim sorunuza. Evet, verdiniz. Yani hem seveceğiz hem de onlara karşı kendimizi korumaya alacağız. Tabii yani. Muhakkak korumaya alın kendinizi. Kalbinizi, huzurunuzu. Eğer bir insan huzurunuzu çalan, huzursuz tipler var hayatta biliyorsunuz. Gelirler hemen huzurunuzu çalarlar, mutluluğunuzu çalarlar, sevincinizi çalarlar. Bunu çalan hırsız, ruhani bir hırsız, o insan değil, onların arkasındaki güç. Ama o insanı siz sürekli hayatınıza getirip izin verirseniz sevincinizi çalmasını, huzurunuzu çalmasını, bundan siz sorumlusunuz. Tabii ki dikkat edeceksiniz. Anlıyorum, anlıyorum. Bir de Işık abla, efendim, teşekkür ederim. Çok rica ederim. Çok teşekkür ederim. Bir sorum daha var. Tabii, buyurun. Bir ay önce Tanrı'ma şükür olsun iman ettim. Çok güzel. Fakat daha vaftiz olmadım. Evet. Bunu nasıl yapabilirim?
Herhangi bir kilisede olur mu bu? Tabii herhangi bir kilisede olabilir. Benim için, benim inancımın sesi, vaftiz suya tamamıyla girip çıkmanız. Sizi tamamıyla baştan aşağı suyun içine sokup çıkartacak. Çünkü suyun içine girdiğiniz zaman eski Arif Bey olarak giriyorsunuz. Sudan çıktığınız zaman o bir sembol tabii. Yepyeni bir şekilde çıkıyorsunuz. Bunu yapacak herhangi bir kilisede vaftiz olabilirsiniz. Ve lütfen bana yazın. Biz burada kutluyoruz. Kimin vaftiz olduğunu duyduğumuz zaman mutlu oluyuz. Ve kutluyoruz. Sizi tebrik ediyorum. Bu yeni ruhsal yaşamınızda dua ediyorum. İsa Mesih sizi kanıyla kaplasın. Her alanda başarılı yapsın ve şeytanın bütün oyunlarına karşı, yalanlarına ve saldırılarına karşı sizi korusun diye dua ediyorum. İnşallah. Amin. İnşallah. Amin. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Suzan Hanım'a bağlanıyoruz. Alo Suzan Hanım. Alo. Alo buyurun. İyi akşamlar Işık abla. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizi duyduk daha da iyi oldu. Çok mutluyum sizin sesinizi tekrar duyduğum için. Ben de çok mutluyum. Çok mutluyum. Biz çok seviyoruz Işık abla. Ailece hepimiz sizi çok seviyoruz. Ve bize hep bereket oluyorsunuz. Hep programlarınızı seyrediyoruz biz. Çok teşekkür ederim. Sizden rica ederim. Bütün ailem için. Ben tabii. Teşekkür ederim. Işık abla lütfen bizim için, bütün ailem için sizden şu an beraber dua etmek istiyoruz, diliyoruz. Yapabilir miyiz acaba? Tabii tabii, seve seve. Seve seve dua edeceğiz. Şifa versin, imanda bereketlesin, ailemizi kötülüklerden kurtarsın. Amin. Amin. Şu anda ellerimizi açıyoruz Rabb'e, beraber dua ediyoruz. Yüce Rabbim, yaradanımız senin önüne geldik. Senden istiyoruz. Senin peşinden geliyoruz. Senin krallığının peşinden gidiyoruz Yüce Rabbim. Ben bugün bu değerli kız kardeşimle dua ediyorum. Onunla birlik ruhu içinde dua ediyoruz şu anda. Ruhani olarak el ele tutuşarak dua ediyoruz. Ve diyorum ki bugünden itibaren ailesinde insanlar kurtulsunlar. Sen mucizelerini göster, şifa gücünü onların hayatında göster, bütün borçlarından onları temizle ve üzerlerindeki herhangi bir lanet varsa eğer tamamıyla ortadan kaldır. Hiçbir şekilde huzursuzluk ve sıkıntı çekmesinler diye şu anda dua ediyorum ve imanınla doldur onları. İmanda o kadar büyüsünler, bilgelikte o kadar büyüsünler ki senin ismini yüceltsinler yaşayışlarıyla, davranışlarıyla ve konuşmalarıyla. Her gittikleri yerde ürün versinler, meyve versinler diye dua ediyorum. İsa Mesih'in yaşayan ve diri adıyla. Hoşçakalın. Amin. 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 Teşekkür ederim. Rica ederim. Amin. Rica ederim. Arayan başka bir izleyicim var. Alo buyurun. Alo. Alo. Alo buyurun. Aa, televizyonu kapatır mısınız lütfen? Telefondan konuşalım. Yankı yapıyor. Işık. Evet ben Işık. Televizyon yankı yapıyor. Kapatır mısınız? Işık merhaba ben Linda. Aa Lindacığım. Sen en iyi bunu sen biliyorsun. Televizyonu kapatabilir misin canım? Televizyondan değil telefondan seyrediyorum. Kapatıyorum. Aa, tamam. Kapattım. Tamam. Nasılsın Işık? İyiyim Lindacığım, iyiyim. Çok sevindim sesini duydum. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür mahkemen ederim. Mahkemen nasıl bugün, geçti mahkemen? İşte onun tanıklığını vermek için aa, seni aradım. Aslında Işık sen dua ettikten bir gün sonra benim mahkemem biliyorum. Vardı. Hı-hı. Ve çok güzel geçti. İstediğim sonucu aldım. Zaten Rabbin ne istediğini Halleluya. Bildiğim için bunun olacağını istiyordum sadece çünkü Rabbin isteğini tabii, biliyorum tabii. Ve senin de dua desteğini alayım dedim ve sen zaten o güzel yüreğinle o sevgi canım. Dolu yüreğinle ne zaman benim için dua etsen canım. Rab bana veriyor. Ay canım. O yüzden şükürler olsun. Sen benim önüme böyle sanki Rabbin bir meleği gibi ay geliyorsun canım. Benim gözümün önüne sağ. Ve seni çok seviyorum. Ben bunu de bir... seni çok seviyorum Lindacığım. Bugün ne için dua ediyoruz?
Işık benden bıkmadıysan. Hayır, bugün senden ne demek bıktım? Bugün senin de ağzınla söylediğin gibi, evet, Rab üzerimdeki zincirleri tamamen kırsın. Bak, kırıyor. Amin. Işık, bunun tanıklığını veriyorum. Amin. Bir şeyler yavaş yavaş ilerliyor. Benim, evet, istediğim hızda değil. Evet. Çünkü senelerdir büyük bir sıkıntı, tabii, içindeyim. Tabii, tabii. Ve şu son bir senedir çözülmeye başladı, evet, bu durum. Bunun tanıklığını vereyim. Tabii. Ama ben tam özgürlüğüme kavuşuncaya kadar dua etmekten ve dua istemekten vazgeçmeyeceğim. Yüreğimde, amin, buna karar verdim. Amin. Çünkü benim Tanrım'ın öz varlığının kutsal kanıyla bana sağlanmış, bana verdiği bol yaşamımın, özgürlüğümün, bereketimin üzerinde kötü olanın, iblisin hiçbir hakkı, yetkisi, amin, gücü yok. Amin. Ve bu savaş zaten göklerde kazanılmış, bitmiş bir savaş. Bu neyin kırpıntısıdır diyeyim. Ben çıkıldım. Özgürlüğümün benim olduğunu, bereketimin, bol yaşamımın benim olduğunu biliyorum. Bu şeytanın son demi, ama bunlar tamamen bitti, kırılsın, amin, diye. Sen de benimle birlikte dua edersen çok sevinirim. Sevinirim. Ben tabii seve seve şu anda Linda'cığım, sen konuşurken Kutsal Ruh dedi ki senin üstündeki büyülerin etkisini kırmam gerekiyor. Tamamıyla o büyülerin etkisine, gücünü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve, amin, ben varım. Evet, ve bu en yakınında olan insanlar tarafından konulmuş büyüler bunlar senin, biliyorum, üzerine. Biliyorum, farkındayım. O yüzden kurtulmam gerek. Evet, bunlar senin zincirin değil. Bugünden itibaren ben seni şu anda İsa Mesih'in kanıyla kaplıyorum. Ve üzerindeki bütün büyülerin gücünü İsa Mesih'in mucizevi yaşayan eşsiz adıyla kırıyorum şu anda o büyülerin gücünü. Amin. Kalktı gitti. Kalktı gitti bunlar. Ve önündeki bazı engeller var. Sana konuşulmuş yalanların engelleri, üzerine konmuş lanetlerin engelleri ve bu engelleri de kaldırıyoruz şu andan itibaren üzerinden. Bütün, amin, zincirlerin kırılsın. Şu andan itibaren hiçbir şekilde zincirsiz bir biçimde hayata devam edeceksin ve senden bu sene, senin hayatında bu sene özellikle Rabbin hazırladığı çok büyük iki olay var. Senin hayatında yapacağı çok büyük iki mucize var. Bunu sen, amin, de biliyorsun, ben de biliyorum. Tamam, bu senin özel, amin, evet, özel bir durumun ve Rab bu ikisi de bu sene senin hayatında gerçekleştirecek ve biz bunu kutlayacağız. Beraber kutlayacağız. Ve bunun, bu ikisi için ben ağlaya ağlaya dua ediyorum. Evet. Çünkü bu istekleri yüreğime koyan Rab'dir. Amin. Ve Rab kendi başladığı işi kendi tamamlayacak güçtedir. Amin. Bunu yapacak, biliyorum. Amin. Işık, seni çok seviyorum. Seni ben de çok seviyorum. Hoşçakalın. Daima üzerinde olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, evet, üzerinizde lanetler varsa, üzerinizde büyüler varsa, bugün yaptığımız olay bu. Rabbin krallığını, şeytanın krallığını bırakıp Rabbin krallığında yaşamanız. Ve siz de bugün kralın kızı ve kralın oğlu olabilirsiniz. Ve bu kralın kızı olmak, kralın oğlu olmak size bir yetki veriyor. Bakın, duadan bahsediyordum telefonlar gelmeden önce. Nasıl dua edeceğiz diyorlar. İsa'ya gidip soruyor öğrencileri. Ve İsa diyor ki Matta, bakın çok çok önemli bir ayet. Matta 6. bölüm 9. ayetten başlayarak size okuyorum. Bunun için siz şöyle dua edin diyor. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri, günah işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı, sen de bizim günahlarımızı bağışla. Ayartılmamıza, yoldan çıkmamıza izin verme. Bizi kötü olandan, şeytani olandan kurtar. Çünkü krallık, egemenlik, güç
ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Yani bu bir duanın içinde, ben her gün ettiğim bir dua bu benim. Çünkü neden, bu bir duanın içinde o kadar çok şey kapsanıyor ki. Ama ilk başlanan şu: göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın, krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi gökteki krallığın yeryüzüne gelsin. Ve size şunu söyleyeyim, onun krallığının zenginliğini yeryüzünde yaşayabilirsiniz. Göksel krallığının zenginliğini yeryüzünde hayatınızda yaşayabilirsiniz. Ve size şunu söylüyorum, eğer onun krallığının peşinden giderseniz, çevrenizde ne olursa olsun, ülkenizde ne olursa olsun, beni çok iyi dinleyin. Ayet diyor ki, bütün ülke kıtlık içinde olsa bile sen zenginlik içinde yaşarsın. Ne kadar büyük bir söz bu. Eğer onun krallığının, gücünün, onun krallığının, egemenliğinin altında yaşarsanız, işte tek umudunuz bu bugün. Beni çok iyi dinleyin. Tek umudunuz bu. Başka bir çare yok hayatınızda. Başka bir çare yok karanlığınızda. Beni çok iyi dinleyin. Tek umudunuz bu. Hiç kimse veremez size bunu. Özellikle bu durumda. Onun krallığının peşinden gitmek zorundasınız. Başka hiçbir şekilde kurtuluş yok hayatınızda. O karanlık tünelin sonunda ışık yok ondan başka. Onun krallığından başka. Bugün peşinden gitmeniz gereken yüce yaradanın krallığı. Ve bunun için size köprü kuran, bunun için size kapıyı açan tek bir kişi var. O da İsa Mesih. Onun ismi Rablerin Rabbi, kralların kralı. Başka hiçbir çözümünüz yok. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Neden konuştuğumu da çok iyi anlıyorsunuz. Arayan bir izleyicimiz var, kendisine bağlanıyoruz. Alo. İyi akşamlar Işık abla. İyi akşamlar, nasılsınız? Benim, Suzan, biraz evvel dua etmiştik, evet. Kapandı, kusura bakmayın. Yok, tekrar hayır. Aradık. Yok, bitirdim duamı. Başka bir konuşacağımız bir şey var mıydı? Teşekkür ederim. Benim kızım sizinle konuşmak çok istedi ama utandı şu an. Heyecan yaptı. Verin, verin, utanmasın. Konuşayım onunla. Sizi çok seviyor. O da benimle beraber izliyor Işık abla. Kolundaki şey şişirdi ama tamamen yok olmadı. Tekrar dua rica edeceğim. Tamam, edeceğim sizden. Koluna. Onu telefona bana verin. Ben onunla konuşayım. Selina, bak bir saniye. Çocuğu zorlamasınlar. Hello. Alo, merhaba canım, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şu anda dua ediyorum senin elin için, tamamıyla şifa alman için. İnanıyor musun şifa alacağına? Aha. İnanıyorsun. Dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla, tamamıyla bu elindeki, derindeki problem şu andan itibaren ortadan kalksın. Amin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Amin canım. İyi akşamlar. Hoşça kal. Başka arayan bir izleyicimiz var. Bağlanıyoruz. Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Alo, Işık abla. Evet, buyurun. Merhabalar. Ben Ela. Aa, merhaba canım, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün senin için dua ettim, bu kadar olur. Bu gerçekten sabah senin için dua ettim. Çünkü bir programıma Facebook'tan katılmıştın. Bugün evet. Ben bütün beni seyredenlerin kutsal ruhla dolması için dua ediyordum. O anda aklıma sen geldin. Çünkü benden istemiştin dua kutsal ruhla dolmak evet. için. Dedim acaba evet. Ela kutsal ruhu aldı mı, doldu mu kutsal ruhla diye senin için dua ediyordum. Ya ben de inanın bugünkü konu gerçekten de aynı, bugün ben o duyguları aldım. Yani hani kendim için diyorum, kendi kendime dua ediyorum, bir şeyi çok istiyorum ama diyorum ki sanki Rab yüreğime koydu, dedi ki hani beni daha, yani bir şeyi istediysen yeter, yani ben zaten onu yapacağım, sen amin. Beni daha çok beni iste yani amin. Hani onu sanki bana söylemiş. O yüzden ben diyorum ki ben artık gerçekten bugünkü Facebook'ta da siz bir şey paylaşmıştınız. Evet. Hani Mezmur 27 miydi?
Orada diyor ki tek istediğim şey sadece Tanrı'nın hani şeyi, yani onu yaşamak. Ben sadece onu istiyorum. Gerçekten de artık etrafımda hiçbir şey benim için önemli olmadığını hani biliyorum artık. Artık hissediyorum dünyanın hiçbir şeyi, ne varı ne parası, hiçbir şey benim için önemli değil. Sadece Rabbin, Tanrı'nın sevgisiyle yaşamak istiyorum. Ne böyle. Güzel. Ve, ne güzel. Evet, sadece hani kutsal ruh aldığınız dediğiniz zaman hani böyle merak ediyorum. Hani o kutsal ruhu böyle ateş gibi, sadece rüyamda ben vaftiz olduğunu görmüştüm. Evet. Kutsal ruhla vaftiz olduğumu ben rüyamda görmüştüm. Böyle ateş gibi yanmıştım. Ve benden bir siyah dumanın çıktığını görmüştüm. Simsiyah, sigara dumanı gibi. Evet. Böyle bir duman çıkmıştı. Hani ama onu gerçekten de böyle çok böyle yanıyordum. Ama biliyordum İsa Mesih'i çağırıyordum. İsa Mesih sen misin diye böyle. Evet. Ama onu ondan sonra zaten ben suyla da vaftiz oldum. Çok sadece güzel. Merak ediyorum yine aynı şey mi? Mesela kutsal ruhla vaftiz olduğum zaman aynı duyguyu mu yaşamam gerekiyor? Yoksa çünkü iki tür kutsal ruh alıyorsun. Bir hissetmeden hani. Evet, tabii, bir de tabii. O ateşi hissediyorsun tabii, diye. Tabii tabii o ateşle. Evet, değil mi? O ateşi hissetmek istiyorum. Ela'cığım, yani Ela'cığım, Ela'cığım sen onu almışsın zaten. Rüya almış deyip mi? Rüya deyip geçme. O rüyada evet. Gördüğün kutsal ruhu almış olman demek, sen onu gerçekten aldın ve Rab sana diyor ki sen benim ateşimle doldun. O kara duman çıktı. Evet. O kara dumanda sana ait olmayan içinde her neyse Rabbin seni gerçek ateşiyle, nasıl ateşten altın geçtiği zaman değil mi? Evet. Daha çok şekillenir ve değer alır. Şu ben şu anda o duayı rüyanı bana söylediğin zaman Rab diyor ki ben o duanı kabul ettim. Ben seni ateşimle vaftiz ettim zaten. Senin dua hayatında yapacağın tek şey ağzını açıp meleklerin diliyle konuşmak. Sen onu almış durumdasın. Ben şu anda senin için etmek istediğim zaten şunu söyleyeyim. Düşün. Bir çocuk sürekli babasına gidiyor, diyor ki baba bana para ver, baba bana ev al, baba bana araba al, baba bana şunu al. Babası zengin, baba diyor ki tabii alıyorum oğlum. Yani insan elimizde olduğu zaman biz çocuklarımıza biliyorsun yağdırmak istiyoruz, her şeyi vermek istiyoruz. Ama baba da diyor ki bir gün de gelip de oğlum benimle, baba gel bir oturup konuşalım. Baba seni seviyorum, baba... Senin de sadece zaman... Ya bir gün ne diyor gelsin de... Oğlum bana desin ki ya da kızım bana desin ki... Ben sadece seninle olmak istiyorum baba bugün. Yani baba bizim göksel babamız da böyle. Bize vermek istiyor her şeyi. Ama bazen ben ona gidiyorum diyor ki... Babacığım bugün senden bir şey istemiyorum. Sadece istediğim sensin. Evet, tam da olsun. Ya şey Işık abla, şimdi hani konuşuyorum ama lafınızı kesiyorsam özür dilerim. Yok, çünkü hayır. Ben şu an televizyonda izleyemiyorum. O yüzden görmediğim için sizi bazen böyle kendim izlediğim zaman bakmışım, hani sizin lafınızı kestiğimi görmüşüm. Hayır, hiç kesmiyorsun. Gayet güzel söyleşiyoruz. Çok teşekkür ederim. Şey diyecektim de ben zaten bütün mesela oğlumu uyuttuktan sonra direkt odama geçiyorum, yatak odama geçiyorum. Sürekli Tanrı'yla zaman geçiriyorum. Ne yani. Güzel. Hatta yani bir saat olsun, sabah oğlumu okula koyduğum zaman da o 3 saatimi Tanrı'yla geçiriyorum. Ne yani güzel. Sürekli. Çok seviyorum. Ne araştırıyorum. Çok zaman geçirmeyi çok seviyorum. Hatta kayınvalidem bile diyor ki sen, ben hiç senin yüzünü göremiyoruz. Evde varsın ama yoksun gibi böyle. Yani ama ben çok zevk alıyorum Tanrı'yla zaman geçirmeyi. Sohbeti, zaman geçirmeyi çok zevkli. Bir de bir şey diyecektim. Ben sizin için çok eskiden böyle teyzemin kızı vardı. Hani demiştim onun için dua edin demiştin. O da iman etmesi için hani evet, çok hatırlıyorum. Hani evet. Kötü ruh var. Evet yani bayağı bir ben onunla çok uğraştım. Çünkü onu bana o kadar soruyordu. Sürekli sorular. Sabahtan akşama kadar onunla zaman geçiriyordum telefonda. Çünkü o başka ülkede yaşıyor. Ben başka ülkede yaşadığım için o yüzden sürekli mesajlaşıyorduk. Ama şimdi de demek istiyorum ki hamdolsun Rabbe şu an imanlıdır. İsa Mesih'i kabul etmiştir. Çok güzel. Çok güzel. Evet ve demiş ve şu an diyor ki yani iyi ki Rab benim gözlerimi açtı, çok mutluyum yani halimden, yani ne her güzel. Şeye rağmen çok mutlu yani
Hamdolsun Rabbe. Ben çok mutluyum ki artık onunla aynı dili konuşabiliyoruz. Yani. Amin. Teyzemin kızıyla aynı dili konuşabiliyoruz. Şükürler olsun Rab dualarına cevap veriyor ve senin hayatında etkin gücünü gösteriyor. Çok teşekkür ederim aradığın için Ela'cığım. Sevgiler, öpüyorum yanaklarından. Başka arayan bir izleyicimiz var. Alo, bağlanıyoruz. Alo. İyi günler efendim. İyi günler, nasılsınız? Ben yaşam sürekli size ulaşmaya çalışmıştım. Aa, çok mutlu sürekli oldum. Sürekli ulaşmaya çalıştım. Özel olarak da konuşmak istemiştim sizinle. Buyurun. Artık bu canlı yayına nasip oldu. Evet. Şimdi şöyle Işık abla, ben bütün dürüstlüğümle açıklayacağım. 10 senedir namazımı kılıyorum ama 2 senedir nedendir bilmiyorum. Bu İsa Mesih benim kalbime doğuyor. Ve 2 senedir sizin, daha sonra yani 1 senedir de sizin dualarınızı okuyorum. Yani bana gözle görülür, daha mantıklı, kulakla duyulur. Yani bilemiyorum. Bir de uzun süredir beklediğim 2 mucizem var yani. Aslında 3 evet. mucizem. Onlar için dua istiyorum sizden. Evet. Eğer mümkünse o dualarım kabul olursa tamamen İsa Mesih'e döneceğim. Yani siz lütfen. Bir avukat gibi burada bir anlaşma imzalamak istiyorsunuz. Eğer 3 tane mucizem olursa. Peki, evet, belki size ters geldim ama. Yok yok, ters yani olan değil. Bilmiyorum ki çok bu mucize gidiyor. Yani. Bu olursa bunlar mucize olacak. Ben İsa Mesih canlı diri, bunu biliyorum, kabul amin, ediyorum. Amin canım bana benim. Bana çok mantıklı geliyor. Canım benim. Ve diyorum ya sana, dedelerim hep imamdı, hep yani hep namazlı çevre, öyle bir çevre değil. Tabii anlıyorum. Dindar bir çevre değil. Ve burada var ya, benim tekten bir insan, yani 1000 kişinin belki 2000 kişinin içinde tekten benim olarak olsun. Düşünün. Olsun. Aynen öyle. Böyle oluyor. Bu İnan, işler böyle. Öyleyim. Ve ben akşamları yatarken namazımı kıldıktan sonra İsa Mesih'ten istiyorum. Canım. Siz İnan, tamamen o benim kalbime doğuyor. Siz tamamen benim annemin durumundasınız. Annemin durumu aynı sizin gibi. İnan bak, ben yatsı namazımı kılıyorum. Ama namazımda secdenin başında dualarımı ediyorum. Ah. Ondan sonra İsa Mesih, sevgili Yaradanımın, sonsuz Yaradanımın güzel peygamberi, güzel oğlu. Tanrılar, ne diyorum ya, peygamberlerin peygamberi, kralların kralı. Aa. Yani böyle isteyerek dua ediyorum. Ama çok istediğim bir 3 duam var. Evet. Sevgili İsa Mesih'le görüşüyorsun, konuşuyorsun. Onunla konuşmayı çok istiyorum. Sürekli belki 1 saat yalvarıyorum. Şu an hiçbir ışık alamadım. Belki beni daha tam kabul etmedi. Onu da biliyorum. Şimdi size ben mi size bir teklifte bulunacağım? Bir beraber bir dua edelim. Siz İsa Mesih'i kalbinize davet edin. Ondan tamam, ben onu zaten sürekli ediyorum. Biliyorum kalbime ama bir gel. Amiş, bir ilan edelim bugün. Demiyorum bu tamam. Sizi şu yapacak, bu yapacak. Beni 2 senedir dinlediğinize göre biliyorsunuz. Kimseye benim din değiştirme gücüm yok. Ama, hayır yapmazsınız da bunu zaten. Biliyorsunuz. O yüzden bunun bir dinle evet. de alakası yok. Ama bugün bazı kapılar açılsın hayatınızda. Bir dua evet. edelim, ağzımızla bir ilan edelim. Ben bunu diyorum. Edelim. Amin. Ama size şunu söyleyeyim. Siz şimdi diyorsunuz ya, daha hani olmadı, ben ona kalbimi vereceğim. Ama ben öyle hissediyorum ki siz zaten sizin zaten kalbinizde. Yani siz gerçekten ruhani var. Olarak farkında evet. değilsiniz ama ilerlemişsiniz. Belki. Ya ben 2 senedir diyorum ya, namazlarımda seccadenin başında ister canım inan benim. İster inanma. Ben ondan istiyorum. Canım benim. Çünkü canlı ve diri adına istiyorum. Amin. Yani bana gözle görülür. İnan yürekten istiyorum bunu. Canım benim. Acaba diyorum namazım mı engel? O da canım yani benim. Bilmiyorum, yapamıyorum onda. Onu yapmazsam boşluk. Belki tabii. diyorum hani mucizeleri görürsem. Yani çok canım özür dilerim. Benim. Ay gerçekten yok asla. Nasıl konuşacağım da bilemiyorum. Hiç, ama bakın hiç öyle böyle de konuşmanız gerekmiyor, şöyle de konuşmanız gerekmiyor. Çünkü siz en güzel şekilde konuşuyorsunuz. Neden? Kalbinizden ne geçiriyorsanız bunu paylaşıyorsunuz. Bundan daha güzel bir olay evet. yok. Evet, inanın böyleyim. Yani, aynen böyleyim. Zaten şu anda konuşmanız bile dua.
Yani bu söyledikleriniz evet. bile Rabbim bunu açıklığa kavuş hayatımda diyorsunuz. Açıklığa kavuştur. O evet. onu yapacak. Evet. Bana yol göster diyorum. Amin. Ben hangi yolda gideyim? Aa, hangi yolda ilerleyeyim? Benim kalbime gir, bedenime gir, hayatıma gel, evime gel. Yani sizin sürekli yaptığınız duaları aynen. yapın. Ve size şunu ve söyleyeyim. Benimle konuşması için çok yalvarıyorum. Siz bugün beni arasaydınız deseydiniz ki ben 40 senedir Hristiyanım ve işte böyle yapıyorum. Şöyle kiliseye gittim. Beni şu anda paylaştığınız bu kalbinizden geçenler kadar hı. yüreklendirip mutlu etmezdiniz. Size evet, onu söyleyeyim. Yani bütün dürüstlüğümle, bütün yani kalbimle size her şeyimi anlattım. Amin. Ne güzel. Ve namazımı kılıyorum. Peşinden İsa Mesih'ten istiyorum. Canım benim. Namazıma devam edeyim mi? İnan var ya çok bocalıyorum, çok şaşırıyorum. Canım. Yani... Ne yapayım bilmiyorum bugün, yani. Bugün bu, ama kalbime o doğdu. Amin. Bugün amin. Bu bocalamaya bir çizgi çekelim. Bir dua edelim. Çekelim. Bir yaradanımızın önüne gidelim. Sizi de yaradan, beni de yaradan bir. Başka bir yaradan evet. yok. Bir tek bir yaradanımız evet. var. Evet, benim söylediklerimi tekrar edin. Beraber dua edeceğiz. Kalp tamam. kalbe dua edeceğiz. El ele tutuşuyoruz tamam. şu anda. Tamam. Yüce Rabbim. Yüce Rabbim. Senin huzuruna geldim. Senin huzuruna geldim. Beni yaradanım senden istiyorum. Beni yaradanım senden istiyorum. Sen bütün ihtiyacım olan mucizeleri biliyorsun. Sen bütün ihtiyacım olan mucizeleri biliyorsun. Ve ben bugün bütün güvenimi sana koyuyorum. Ve ben bugün bütün güvenimi sana koyuyorum. İsa Mesih gel kalbimde yaşa. İsa Mesih gel kalbimde yaşa. Kalbime tahtını kur. Kalbime tahtını kur. Benim için çarmıhta öldüğünü kabul ediyorum. Benim için çarmıhta öldürüldüğünü kabul ediyorum. Üçüncü gün dirildiğini de kabul ediyorum. Üçüncü gün dirildiğini de kabul ediyorum. Bana yeni bir hayat ver. Bana yeni bir hayat ver. Bana yeni bir kalp ver. Bana yeni bir kalp ver. Bana gerçeğini göster. Bana gerçeğini göster. Benim hayatımda... Benim hayatımda mucizevi gücünü göster. Mucizevi gücünü göster. Bana anlayış ver. Bana anlayış ver. Bana bilgelik ver. Bana bilgelik ver. Senin adınla dua ediyorum İsa Mesih. Senin adınla dua ediyorum İsa Mesih. Amin. Amin. Ben de şu anda dua ediyorum. Bu üç mucize neyse hayatınızda istediğiniz, sürekli dua ettiğiniz. Evet, evet. Bugünden itibaren amin. Önünüzde bu mucizelerle ilgili bütün engeller, bütün sorunlar, bütün bariyerler, duvarlar kalksın. İsa Mesih'in yaşayan diri adıyla. Yarından amin. İtibaren Rab yepyeni bir güneş açacak hayatınızda. Yepyeni bir güneş doğacak hayatınızda. Amin. Ve amin. Daha amin. Önce başınıza gelenler, ailenizde olan bütün çektikleriniz. Bu sadece bir nesil bile değil. Daha da farklı, daha da başka olaylar var. Bütün bunları yoluna koyabilecek bir tek güç var. O güç de evet. sizi ve beni yaradan. Ve biz bugün İsa Mesih'in mucizevi adıyla dua ettik. Ben sizden harika şükür haberleri, tanıklıklar alacağım. Buna inanıyorum. Arayacağım. En kısa arayacağım. Zamanda, en kısa zamanda İsa Mesih'in muhteşem adıyla. Arayacağım. Amin. Hoşça kalın. Amin. Ne güzel. Tek bir kişi bile gitse diyor benim peşimden. Binlerin içinde, milyonların içinde ben o kişiyi bereketleyeceğim. Hiç önemi yok. Çoğunluğun nereye gittiğinin önemi yok. Bakın siz diyorsunuz ki ya nasıl önemi olmaz? Önemi yok. Siz bugün Rabbin krallığının peşinden gidin. Onun krallığının, onun egemenliğinin, onun gücünün peşinden gidin. O sizi yaradan. Ondan başka bir güç yok. Ondan başka gidebileceğiniz bir yer yok. Ondan başka size hayatınıza doğacak bir ışık yok. Bütün umutsuzluğunuzun, bütün çaresizliğinizin içinde bugün Rab diyor ki ben sana bugüne kadar hiç gitmediğim bir yol, hiç düşünmediğim bir yol, hiç düşünmediğim bir çıkış noktası veriyorum. Daha önce de böyle bir olay yoktu hayatında, bunu bilmiyordun ama bugün biliyorsun, bugün bunu duydun. Bugün içine, kalbine bu iman tohumu ekildi. Bunun peşinden git. Bunu bırakma. Burada bir çıkış noktası var senin için. Ve şunu söylüyor Petrus'a İsa Mesih bunu söyleyen.
göklerin egemenliğinin, göklerin krallığının anahtarlarını sana vereceğim diyor. Yeryüzüne bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak. Bu sözlerden sonra İsa kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememelerini istiyor. Ama İsa Mesih bize bir anahtar veriyor. Krallığının anahtarını bize veriyor. Ve diyor ki gökyüzünde çözeceğin, açacağın bu anahtarla her şey açılacak yeryüzünde. Ve bağlayacağın her şey bağlanacak. Bu bağlayacakları neler? Hastalık, kötülük, zincirler, büyü, lanet, tutsak. Bunların hepsini bağlayabilirsin ve atabilirsin dışarı hayatından. Ve çözeceğin her şey, bu anahtarla açılacak her şey açılacak. Bunu nasıl yapacaksın? Ağzına dua ederek, İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Hayatımda şu açılsın, bu kapı açılsın. Hayatımda iyilik açılsın, bereketler açılsın. Hayatımda huzur, esenlik, sevinç kapısı açılsın. Göklerin krallığından bütün hazinelerimi, benim için açılmış bütün hazineleri istiyorum ama... O hazinelerin peşinden gitmiyorum öncelikle. Kralın peşinden gidiyorum. Tek bir kral var. Tek bir kral var peşinden gideceğiniz. Göklerin kralı. Kralların kralı. Ve bugün ben sizi davet ediyorum. Belki bu programdan sonra buna ihtiyacınız var. Bu duayı etmeye ihtiyacınız var. Diyeceksiniz ki göklerin kralı senin peşinden geliyorum. Bundan sonra senin krallığına mensup olmak istiyorum. Sana bağlanıyorum bu akşam. Sana kalbimi veriyorum. İsa Mesih, kralların kralı, Rablerin Rabbi, seni kalbime davet ediyorum. Gel kalbimde yaşa. Benim için öldüğünü, çarmıhta kanını akıttığını kabul ediyorum. Ve üçüncü gün ölümden dirildiğini kabul ediyorum. Sana inanarak ben de sonsuz yaşama sahip olacağım. Gel kalbime kur tahtını. Kralların kralı. Gel kalbime kur. Ve bugünden itibaren bu duayı ettiğiniz için siz de kralın kızı, kralın oğlu olmuş oluyorsunuz. Ne mutlu size, ne mutlu size. Yeniden doğmuş oluyorsunuz bu duayla. Bir sonra hemen programın arkasından yarım saat içinde başka bir programım olacak Facebook'ta canlı yayında. Bağlayamayanlarınız var, arayın. Çok harika bir konudan bahsedeceğim. Rab'deki gerçek kimliğinizden bahsedeceğim. Beni mutlaka arayın, mutlaka seyredin bundan sonraki programımı. Esenlikle kalın, sevgiyle kalın, sevinçle ve huzurla kalın. Hoşça kalın.